Bir baş soğan doğruyoruz tavaya. Biraz yağ kıracağız. İç pilav olacak. İçine biraz çam fıstığı atacağız. Kuş üzümü var. Ve yeni var. Şeyin altını yaktık. Soğanlar biraz renk alma, böyle ölür gibi olduğu zaman cam fıstığını ekleyeceğiz. Bir bardak pirinç var. Sonra buna iki bardak da su ekleyeceğiz. Şimdi herkesin ölçüsü kendine göre. Yani biri bir ölçü pirince iki ölçü su. Pirinci yıkamak gerekiyor, nişastalara gitsin diye, yoksa yapışır. Çam fıstığını seviyoruz tabii, yaptığı lezzeti de seviyoruz. Aslında bu kadar fazla gelecek ama bana göre pirincin yerine komple çam fıstığı da koysak olur diye. Kavrulacak, üstüne silicini ekleyip biraz bunu kavuracağız. Tamam, şimdi fıstıklar rengini aldı. Pirincini de koyuyoruz. Pirinci kavuracağız. Evet. Pirinç taneleri cam gibi olana kadar. Renkleri böyle ışıl ışıl oluyor. O hale gelene kadar kavuracağız. Bundan önce bir tel şehriyeli pirinç tarifimiz vardı. Onu da pirinci sıcak suda bekleterek yaptık. Bu da pirinç tanelerini kavurarak yapılan yöntem. Aslında bunun içine o diğer malzemeleri koymasak normal bir pirinç pilavı olur. Hani işte soğan, işte çam fıstığı, biraz sonra yeni bahar ve kuş üzümü koyacağız. Bunlar olmadığı zaman sade pilav olur. Yeni bahar özellikle iç pilavın olmazsa olmazı. Tamam.
Bunu kavururken kettle'da da fırını kaynatıyorum. Sıcak su koyacağız bu. Tuz tabii ki. Herkesin kendi ölçüsüne göre. Kuş üzümü ile yeni bahar karıştırıyoruz. Kapatacağız. Camı, yani kapağını kapatacağız. Pişmeye bırakacağız. Bir süre kaynayacak şimdi. Pilavımız suyunu çekmiş. Altını kapatıyorum. Dinlenecek. Kendine gelecek. Biz bu arada bunun yanında yiyecek başka bir şey yapacağız.